Evet, sevgili Galatasaraylılar, hepinize iyi akşamlar. Çaylarınızı, kahvelerinizi ya da meyvelerinizi yanınıza alıyorsunuz ve müjdeli haberleri bekliyorsunuz. Benden biliyorum, dün bununla ilgili bir anons da vermiştim. Galatasaray'ın anlaştığı bir oyuncu açıklayacağımı ifade etmiştim. Bunların hepsini açıklayacağım. Önce takımla ilgili birkaç bilgi vereyim. Bir defa Fekülü artık oynayacak duruma geldi. Takımda bir kolej havası hakim. 7-7 yapmanın bir huzuru, mutluluğu var. Lider olmanın, puan farkı ile lider olmanın takım üzerinde bir mutluluğu var. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Mustafa Muhammed ile ilgili konuştu ve Mustafa Muhammed'in bonservisini mutlaka alacaklarını söyledi. Kendini Mustafa Muhammed'i çok sevdiklerini, Mustafa Muhammed'in Galatasaray ve Türkiye İstanbul'u çok sevdiğini ifade etti. Bu konuda müjdeyi verelim. Ayrıca Onyekuru konusunda da Onyekuru da Galatasaray'ın gelecek sezon tapulu oyuncusu olacak. Bu iki oyuncunun finansmanında West Brom işte harikalar yaratan, bence çok iyi oynuyor. Son maçta da çok iyi oynadı. Cagne'den gelecek parayla karşılayacaklar. Çünkü Cagne West Brom ligde kalırsa 8 milyon euro gelecek Cagne'den satın alma opsiyonu olarak. West Bromwich Lig'den düşerse, Premier Lig'den düşerse de 4 milyon euro. Yani bu sağlam bir kaynak olacak. Bu parayla bu iki futbolcunun finansmanını sağlayacaklar. Tabii diğer Belhanda'nın gidişiyle bir maliyetten kurtulacaklar ki Belhanda gönderilecek gibi duruyor. Çünkü Belhanda şimdi kafasını adeta taşlara vuruyor. Galatasaray'ın o ilk teklifini kabul etmediği için şu anda huzursuz günler geçiriyor kendi içinde. Çünkü Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor ama Galatasaray'dan 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda'ya Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifi 1,5 milyon euro üzerinden, ama 1,5 milyon euroyu da sezon sonuna kadar iyi bir performans gösterirse bu oyuncuya vaat ediyor Galatasaray. Ama geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Alanya maçında Belhanda'da, Tayland'da, Babel'de yedekti. Yani artık o alanda Galatasaray'ın eli çok kuvvetli. Bunun dışında Belhanda şu anda 1,5 milyon euroluk teklifi çok fazla sıcak bakmadığı için menajerinden izin istiyor. Diğer takımlarla görüşmek için Galatasaray yönetiminde istediğin takımla görüşebilirsin diyor. Bir taraftan Başakşehir haber salıyorlar, diğer taraftan Beşiktaş'a, ama iki kulüpten de Belhanda konusunda sıcak bir gelişme yaşanmıyor. Yani iki kulüp de Belhanda'yı isteriz demiyor. Bir bakarsınız yarın öbür gün menajeri Kasımpaşa'nın da Karagümrük'ün de kapısını çalabilir. Çünkü oyuncu İstanbul'a önemli yatırımlar yaptığı için bu şehirde kalmak istiyor. Yani ancak majör liglerden büyük bir takımdan teklif gelirse bunu kabul edebilir. Ama şu an için Belhanda'ya böyle bir teklif geleceğini düşünmüyorum. Zaten öyle bir teklif de yok. Transfer konusunda vereceğim müjde şu: Galatasaray'ın el sıkıştığı, şu anda el sıkıştığı oyuncu Salih Uçan. Fatih Hoca Salih Uçan'ı çok istiyordu. Ve bu Alanyaspor maçından sonra da bu oyuncu ile ilgili prensip anlaşmaları yapıldı. Oyuncu ile görüşüldü. Oyuncu Alanyaspor'da sözleşme uzatmak istemiyor. Artık Beşiktaş'a doğru, pardon, Galatasaray'a yaklaştı diyebiliriz. Yani sezon sonunda çok büyük bir pürüz, çok büyük bir aksilik çıkmazsa Salih Uçan Galatasaray ile sözleşme imzalayacak. Bunun müjdesini verelim. Onun dışında önemli gelişmeler var. İşte Belhanda'nın yerine Galatasaray o mevkiye oyuncu arayışları vardı. Fatih Hoca'nın scout ekibine beğendiği oyuncularla ilgili bilgi vermişti. Bunları izleyelim, şartlarını öğrenelim diye. Bunlardan biri Claudinho'ydu, diğeri de Otavio'ydu. Otavio ve Claudinho konusunda da Galatasaray sezon sonuna kadar gerekli izlemeleri ve incelemeleri yapılacak. Bu oyuncularla ilgili sezon sonunda neler yaşanır hep birlikte göreceğiz. Bu arada önemli bir gelişme daha oldu. Leipzig kulübü Saracchi ile ilgili Galatasaray'dan bilgiler istedi. Saracchi'yi aslında Leipzig kulübü kiralamak istiyor. Çünkü oyuncu çok sık sakatlandığı için, hani biz bunu bonservisiyle değil sizden sezon sonunda kiralayabiliriz diyor. Galatasaray da oyuncuyla ilgili, yani bu oyuncuya karşılık Şorlot'un durumunu soruyor. Şorlot'la ilgili olarak babası biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Leipzig'te mutsuz demişti. Çünkü yeteri kadar süre alamıyor. Takım içinde kendini kabul ettirmiş değil. Çünkü gollerini atamadığı için, bir türlü o patlamayı yapamadığı için ve takımda yeteri kadar pas alamadığı için, sonradan oyuna girdiği için Şorlot mutsuz. Ama Şorlot'la ilgili olarak biliyorsunuz
öncelik hakkı Trabzonspor'da. Türkiye'ye dönerse Trabzonspor, Leipzig kulübü Türkiye'den bir teklif geldiğinde Trabzonspor'un kapısını çalacak. Çünkü sözleşmesinde böyle bir madde var. Trabzonspor yönetimine işte Şorlat'ı ister misiniz diye soracak. Eğer Trabzonspor Şorlat'la ilgili olarak hayır böyle bir düşüncemiz yok derse, o zaman ikinci planda isteyen takımlarla Leipzig kulübü görüşebilir. Ama benim bildiğim Trabzonspor yönetiminin de sezon sonunda Şorlat'la ilgili ciddi anlamda bir hamle yapabileceği bilgisi geldi bana. Dediğim gibi burada tabii ki bu finansman nasıl sağlanacak? Abdülkadir Ömür ya da Uğurcan satılarak buradan gelecek parayla Leipzig'ten tekrar Şorlat alınabilir diye düşünüyorum. Ama Galatasaray da yakından takip ediyor Şorlat'ın durumunu. Bunu da söyleyelim. Şorlat çünkü daha 24 yaşında ve uzun yıllar oynayabilecek bir golcü. Türkiye'de de gol kralı olarak damgasını vurdu. Müthiş bir oyuncu. Yerry Moreno konusunda biliyorsun son günlerde Galatasaray'ın bu oyuncuyla anlaştığı söyleniyordu. Bir Türk menajer böyle bir haber yaydı ve bu durumdan Galatasaraylı yöneticilerin rahatsız olduğu söyleniyor. Yani şu anda Yerry Moreno ismi evet öneriliyor ama Galatasaray'ın bu oyuncu ile ilgili olarak alırız ya da istiyoruz ya da istemiyoruz şeklinde net bir cevabı olmamış. Sadece Galatasaray'ın önüne gelen bir isim. Onun dışında Fatih Terim'in takibini istediği son oyuncu Larogi diye bir oyuncu. Bu oyuncu da Liverpool U20 takımında oynayan ve Jürgen Klopp'un zaman zaman A takımı aldığı 2001 doğumlu bir oyuncu. Vice Scout ekibinin, yani Scout ekibinin bu oyuncu ile ilgili Fatih Terim'in önüne getirdiği videoları Fatih Terim izlediğinde Larucci'yi çok beğeniyor. Çok etkilenmiş. Genç oyuncu olarak bu oyuncunun durumunu takip edin demiş. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan bu genç sol bek için U18'den beri hocası olan Levtas agresif ve yıldırım hızında yorumunu yapmıştı. Hızlı oyuncuları seven Fatih Terim'in Saracchi'nin aksine daha agresif ve daha hızlı bir oyuncu aradığı biliniyordu. Bunu da ifade edelim. Javi Martinez dedikodusu da Fatih Terim'i kızdıran bir dedikodu olmuş. Yerry Moreno gibi Javi Martinez. Çünkü Galatasaray biliyorsunuz daha önce hep söylemişti. Bu oyuncu 33 yaşında ve kariyerine artık bundan sonraki oyuncuların yıldız isimlerine bakıp da kariyerine para vermek istemiyoruz demişti. Bu oyuncu 33 yaşında ve çok sakatlık yaşayan bir oyuncu. Ben artık sakat oyuncu istemiyorum. Bıktım sorunlu oyuncudan diyen Fatih Hoca. Bu oyuncu ile ilgili biliyorsunuz son 2 sezonda 7 kez sakatlanmış bir oyuncu ve bu oyuncuyu Galatasaray'a yazıyorlar, çiziyorlar, öneriyorlar. Ben bunları duymak istemiyorum demiş. Çünkü Javi Martinez son 2 sezonda 7 kez sakatlanmış. En son koronavirüse yakalanıyor ve 46 gün sahalardan uzak kalıyor. Yani bu konuda da Fatih Terim'in bir isteği yok. Hem Javi Martinez hem de Yerry Moreno konusunda Galatasaray'ın şu anda bir talebi, bir isteği yok. Sadece dediğim gibi işte Otavio var. Onun dışında Leipzig'ten Şorlot'un durumunu soruyor. Kladünya ile ilgili Fatih Terim hala alabilirsek çok iyi olur diyor. Yani bu konu sezon sonuna kadar bu isimlerle ilgili gelişmeler yaşanacak ve buradan Transfer TV Plus kanalından gün gün bu bilgileri sizinle tabii ki paylaşacağım. Onun dışında Galatasaray'da tabii ki gözler pazar günü oynanacak olan Trabzonspor Fenerbahçe derbisine odaklanmış durumda. Bu derbinin aslında berabere bitmesi de Galatasaray'ın işine geliyor. Çünkü Trabzonspor'un da kazanması durumunda şampiyonluk yarışına iyice ağırlığını koyacağını biliyor Galatasaray teknik heyeti ve taraftarları. Çünkü 8'de 8 yapmış olacak ve önündeki Fenerbahçe maçından sonraki 4 maçı fikstür olarak Trabzonspor'un da kolay. İki takımın da puan kaybetmesi Galatasaray'ın işine giriyor. Tabii gözler Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde olacak pazar günü. Onu da söyleyelim. Tabii öncelikle Galatasaray'ın Erzurumspor'un engelini geçmesi gerekiyor. Ve Fatih Hoca rehavet uyarısı yapıyor. Yani rakibin önemli oyuncuları eksik olabilir. Biz 7'de 7 yapmış olabiliriz. Biz çok güçlü takımız, istim üstündeyiz. Bunları
düşünüp de rakibi küçümserseniz, rehavete girerseniz kazaya uğrarız. Ben kesinlikle böyle bir şey istemiyorum diyerek oyuncuların dikkatini çeken bir Fatih Terim var. Arda Turan zaten sağ içinde, sağ dışında da bir komutanlık yapıyor. Kadroya giremeyen, yedek kalan oyuncularla ilgili olarak da onların moral ve motivasyonlarını hep yüksek tutuyor. Dediğim gibi Galatasaray'da şu anda işler yolunda gidiyor. Fatih Terim mutlu, istediği transferler yapıldı. Fegüli'nin de takıma girmesiyle birlikte Gedson Fernandez'in, işte Mustafa Muhammed'in verimi de çok artacak. Çünkü oyuna akıl koyan, zeka koyan bir oyuncu Fegüli. Galatasaray cephesinde Muslera konusunda da demiştik, Muslera'nın menajeriyle ve Muslera ile de anlaşıldı. Muslera bir ekstra indirim daha yapacak ve yıllık 2.850 bin euro konusunda bir anlaşma yapıldı. Muslera ile el sıkışıldı. Hatta biraz daha pazarlık yapılması halinde 2.5 milyon euro karşılığında Muslera ile 2+1 yıllık sözleşme yapacak Galatasaray. Galatasaray'dan şimdilik bu akşamki aktaracaklarımız bu kadar. Sevgili Galatasaraylılar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çevrenizdeki arkadaşlara da söyleyin, kanalıma abone olsunlar. Gün gün Galatasaray ile ilgili tüm gelişmeleri, sağ içi, sağ dışı gelişmeleri, transfer gelişmelerini bu kanaldan her zaman duymanın haklı gururunu yaşayacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.